Sevgili gençler merhaba, ben rehber psikolojik danışman Semih Hoca. Bu haftada sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Herkese merhaba, ismim Ender. Denemelerde birkaç tane şık üst üste olduğu zaman hemen beni değiştiresim geliyor. Ama sonradan değiştirdiğim şık yanlış oluyor ve benim daha önceden yaptığım doğru oluyor. Bunu nasıl yok edebilirim? Şimdiden teşekkürler. Sevgili Ender'cim merhaba. Ender diyor ki hocam ben bazen arka arkaya 4 tane şıkkı işaretliyorum. Hepsi A. Acaba yanlış mı yaptığımın tereddütüne düşüyorum ve bunun içerisinde kafam sürekli orada dönüp duruyor. Arkadaşlar bu hataya düşmeyin. Hangisi sizin mantığınıza uyuyorsa onu işaretleyin. Çünkü o şıklardan hangisinin yanlış olduğunu siz bilmiyorsunuz. Ona sürekli kafa yorarsanız hem aklınız oraya takılacak hem de bir sürü zaman kaybedeceksiniz. Bunun yerine ne mantığına uyuyorsa hangisini işaretlediysen orada kal. Bunu yapman bu işi çözdüğün anlamına gelir. Herkese merhaba, adım Feride Sayadım. Şu an 8. sınıfım ve Ankara'da oturuyorum. LGS'ye hazırlanıyorum ama matematik netlerim çok düşük. Özellikle yeni tarz sorulara hiç yapamıyorum. O yüzden yardımcı olursanız çok da sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Ankara'dan Feride kardeşim diyor ki hocam ben diyor bu yeni nesil sorulara alışamadım. Feride'cim bak yapman gereken şey şu. Yeni nesil sorular biraz daha yoruma dayalı, muhakemeye dayalı. Eski nesil sorular da daha çok işlem basamaklarında böyle formülü biliyorsun, yerleştiriyorsun, tık 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 çözüyordun. Ama bunlar öyle değil. Bunun için şöyle bir formülümüz var. Şunu dene. Öncelikle uzun sorulardan korkmamalısın. Çünkü uzun sorular kendi içerisinde birçok ipucu barındırır. Soruyu uzun gördün, eyvah ne olacak? Arkadaşım bu pamuk soru, pamuk böyle upuzun ama içinde bir sürü ipucu barındırıyor. Bu tarz soruları çok fazla çözerek evde sınav deneyimini arttırabilirsin. Evde kendi kendine bol bol deneme sınavı da çöz. Bunları yaparsan eğer bu işi çözersin, halledersin. Başarılar. Merhaba hocam, benim okuldaki derslerim çok iyi. Hatta ortalamam 98. Ama yine okulda olan deneme sınavlarının netlerim düşük. Ya başka birisi bir yerden bir şey söylediğinde konsantrem bozuluyor veya da soruları yanlış okuyup yanlış işaretlemiş oluyor. Sevgili Nilay merhaba, Bursa'ya sevgiler. Nilay'cığım sınavda dikkatinin çok çabuk dağıldığından bahsetmişsin. Bak şöyle düşün, evleri tren istasyonuna yakın olan insanlar sürekli o sesi duymalarına rağmen dikkatleri dağılmıyor ve bu onları rahatsız etmiyor. Neden biliyor musun? Çünkü bir süre sonra o maruz kaldığın şeye alışıyorsun. Bu ne demek arkadaşım? Sınavda sen de bol bol deneyimlemen lazım, sınav sürecini deneyimlemen lazım ve prova etmen lazım. Bak az önce sen sorunu sorarken bir şey dikkatimi çekti, arkadan muhabbet kuşunun sesi geliyor. Bu kadar muhabbet kuşunun sesinin gelmesine rağmen sen bundan etkilenmedin. Sorunu çok rahat sordun. Ne yapıyorsun? Muhabbet kuşunun yemini suyunu eksik etmiyorsun. Bol bol sınav deneyimliyorsun. Sevgiler. Adım Elif Ceren, soyadım Ekici. Konya'da yaşıyorum. 8. sınıf öğrenciyim. 8. sınıf öğrencisiyim. Sizce denemede çıkan yanlışlarımız için ne yapmalıyız? Deneme analizi nasıl yapmalıyız? Lütfen sorumu cevaplarsanız çok sevinirim. Konya'dan sevgili Elif Ceren diyor ki hocam benim diyor bu sınavdaki sorularla başım belada. Bunun için ne yapmam lazım? Bu yanlış yaptığım soruları nasıl halledeceğim diyor. Elif'cim çok basit bir formül var bunun. Hemen bunları yaz bir deftere. Eğer üşeniyorsan kes edebilirsin. Bazen öğrenciler diyor ki hocam diyor ben diyor defterimi kitabımı kıyamıyorum, kesemiyorum. Ne yapacağım ben diyor. O zaman yazacaksın. Yazacaksın, yazıp keseceksin. Yani ikisinden bir tanesini yapman lazım. Bunları yaptıktan sonra bunların peşine düşüyorsun, bir bilene soruyorsun. Yine eğer bunlarla ilgili eksiğin varsa konuyu geri dönmen lazım. Konuyu tekrar gözden geçirmen lazım. Konuyu gözden geçirdin, o zaman bu iş tamamdır, halletmişsindir. Analiz meselesine gelince sınav analizi yapmak oldukça meşakkatli bir iş aslında. Ama yani oldukça zor bir iş. Ama aynı zamanda şöyle bir tarafı da var işin. Bunu çok basit bir şeye de indirgeyebilirsin. Mesela matematik dersindeki yaptığın netlerin sayısını yaz. Mesela 10 net yaptın bir sınavda, onu yazdın. Ondan sonra 15 net yaptın, onu da yazdın. Ondan sonra 14 nete düştün. Sonra bir 20 nete çıktın. 20'de kaldın. 20'de devam ettin. Böylece o dersle ilgili sınav başarını da takip edebilmiş olursun. Hepsini bir yerde toplamış olursun. Bunları yapman yeterli. Merhaba hocam. Ben Şükrü Yasal. 6. sınıfım. Mevcut Aktan Madeni'nde yaşıyorum. Evde test çözdüğüm zaman doğruların fazla çıkıyor. Fakat denemede böyle bir sonuç elde edemiyorum. Sevgili Şükrü'ye selamlar, sevgiler. Şükriye'cim evde soruları çözüyorsun ama sınav başarısına bu doğrularını bir türlü aktaramıyorsun, geçiremiyorsun. Biraz sanki heyecanlı gibiyiz. Ben öyle hissettim. Hani bu heyecanını yenmeyle ilgili belki bunun üzerine biraz eğilebilirsin.
Sınav atmosferini biraz daha böyle teneffüs ettiğin zaman bu sana yararlı olacak. Ama onun haricinde bak zaman yönetimi çok önemli. Evdeki çözerken, soru çözerken zaman yönetimine eğilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Yarım saatte 10 tane soruyu çözüyoruz. Ama deneme sınavlarında sorularla zaman arasında bir ilişki var. Ne var arkadaşım? Bir süresi var. 1 dakika, 1,5 dakika zaman ayırman gerekiyor her soruya. Maksimum 2 dakika. Eğer bunu yapmıyorsan burada zaten bir eksiklik olacaktır. Yani sınavı yetiştiremeyeceksindir. Bir başka konu da test çözme teknikleri arkadaşım. Test çözme tekniklerini sana kısaca hatırlatayım. Soru kökünü doğru oku, ipuçlarını yakala, ipucu gördüğün şeylerin altını çiz ve son olarak da arkadaşım çeldiricilere düşme, işlem basamaklarını takip et. Bunları yaparsan Şükrü'ye sana inanıyorum bu işi halledersin sen. Sevgili gençler, sorularınızı bize sormaya devam etmek için yapmanız gereken şey adınızı, soyadınızı, şehrinizi ve sınıfınızı bu mail adresine bir mail göndermek. Görüşmek dileğiyle.